أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين Kıymetli müminler, değerli izleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 10. yılında Kabe-i Muazzama'yı hac ettikten sonra Medine-i Münevvere'ye gelmişlerdi. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 11. yılı sefer ayında Şam yolunu açmak için bir ordu hazırlattı. Mute Savaşı'nda şehit düşen kumandan Hazreti Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd, henüz 20 yaşında ordunun başına komutan olarak Peygamber aleyhisselam tayin etmişlerdi. Birçok ileri gelen sahabiler de bu genç kumandanın emrindeydi. Peygamber aleyhisselam ordusunu uğurladıktan sonra hane-i saadetine istirahat için geçmişler ve biraz da rahatsızlık belirtileri kendisinde vardı. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında gelen peygamberlik ve 63 yaşında oluşuyla beraber oluşan 23 senelik vazifesi sona erdiğini ve yakında dünyadan ayrılacağını yavaş yavaş anlamıştı. Uhud şehitlerini ziyaret ederek 8 yıl sonra cenaze namazlarını kıldı. Meşhur Baki kabristanlığını, mezarlığını ziyaret ederek oradaki yatan müminlere ziyarette bulundu, dualar okudu ve onları yad etti.'' Nitekim Rabi'ül evvel ayına bir gün kala hastalandı. Sahabilere bir hutbe okuyarak Arabistan Yarımadası'nda Hicaz bölgesinde artık putperestlerin tamamen temizlenmesini, gelen elçilere de iyi davranılmasını emretti. Son nasihatlerini yaptı. Yanında bulunan zevcelerinin hisselerini ayırdı. Kalanını sadaka olarak dağıtmış oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığını duyan sahabiler, kendi aralarında konuşmaya başlıyorlardı. Bu konuşulanlar İslam ordusuna da ulaşmış. Hazır olan Şam bölgesine Bizans'a doğru giden İslam ordusu geriye dönmüştü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı humma yani sıtma hastalığıydı. Soğuk su ile rahatlamaya çalışıyor. Son günlerinde hastalığı daha çok ağırlaşmış ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık kendisinde kalkacak bir mecal bulamayınca Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh'ı imamlık için vekil tayin etmişti. Nihayet 13 gün süren hastalıktan sonra hicretin 11. yılı Rabiül Evvel ayının 12. pazartesi gecesi miladi 632 yılında 63 yaşında mübarek ruhları en yüce makama Rafiqul A'la'ya ulaşmış ve ruhunu teslim etmişti. Sahabiler bu acı hakikat karşısında şaşırıp kalmışlar. Kiminin dilleri tutulmuş, kimi feryat edip ağlar olmuş, kimisi de bu olaya inanmak istememişlerdi. İnanmak istemeyenlerden bir tanesi de Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh'ti. Bu fırsattan faydalanmak isteyen bazı kimseler dinden çıkarak yalancı peygamberlerin yoluna ve hevesine kapılmıştı. Ancak Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh'ın soğukkanlı davranışı ve hakim olucu sözleri karşısında herkes kendine gelebildi. O Medine-i Münevvere'de Ravza-i Mutahharan'ın bulunmuş olduğu mescitte hutbeye çıkmış ve şu ayeti kerimeyle bütün herkesi kendine getirmişti. Bismillah. Ve ma Muhammedun illa rasul. Kad halet min qablihi <Sessizlik> rusul. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah'ın göndermiş olduğu bir elçidir. Nice peygamberler gelmiş geçmiştir. Efe imma tevkutilen galabtum ala aqabikum. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etse veyahut Öldürülse siz gerisin geri mi döneceksiniz? Ayeti kerimesini Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz okuyor. Ve akabinde şu ayeti kerimeyi okuyordu. Bismillah. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Şüphesiz sen de öleceksin ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve diğerleri de. Mekkeli müşrikler de, inanmayanlar da, diğer insanlar da ölecekler. Hazreti Ömer Efendimiz gibi ve bazı sahabilerde oluşan e, inanmak istememe olayını bu güzel vecih ayet-i kerimeler ve nasihatleriyle teskin ediyor. Herkesin kendisine gelmesini sağlıyordu. Kendilerini toparlayan müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiğini idrak ediyor ve akabinde var olan müminlerin emirliği için halife seçimi yapılıyordu. Ve bir takım zuhur eden olaylardan ve tartışmalardan sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz radıyallahu anh ümmeti Muhammed'in ittifakı ile Hazreti Ebubekir Efendimiz halife seçilmişti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gasil işi ile meşgul olan Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve amcasının çocukları, Hazreti Abbas'ın oğulları ve aynı zamanda e, Üsame bin Zeyd e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en son orduya tayin etmiş olduğu kumandan ve azatlı kölesi Zeyd bin Harisen'in evladı, Peygamber Aleyhisselam'ın çok sevmiş olduğu ve elinde büyütmüş olduğu sahabilerden Üsame Efendimiz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel pak e, vücuduna su döküyorlardı. Ensardan bir sahabi de Ensarı temsil etmesi için Peygamber aleyhisselamın e, yıkanıp kefenlenmesinde yardımcı olmuştu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze namazını evvela erkekler sırasıyla kadınlar ve çocuklar namazlarını kılmışlar herkes ferdi olarak namazlarını kılıp Peygamber Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Hazreti Ayşe annemizin o güzel saadetli hanesine defnetmişler ve şu an oraya biz Ravza'yı Mutahhara diye adlandırıyoruz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Kur'an-ı Kerim'de Bismillah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ ve وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا Andolsun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde de siz müminler için çok güzel ahlaklar ve örnekler vardır. Yine Rabbimiz Bismillah وَاِنَّكَ لَا عَلَى خُلِقٍ عَظ۪يمٍ Şüphesiz ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen büyük bir ahlak üzerine gönderildin. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla, edebiyle, şerefiyle ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşamış olduğu diniciliği ile İslam'ı yaşantısı ile beraber bizlere örnek olmuş ve numune olmuştur. Her güzel işte örnek odur, ölçü odur. Merhamet ve şefkati, cömertlik ve keremi akıl ve zekası, güzellik ve yaratılışı, iyilik ve ihsanı, doğruluk ve adaleti, sabır ve kanaati, temizlik ve iffeti, yiğitlik ve kuvveti, hasılı kelam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, üstünlük, ahlak ve fazileti başkaları ile ölçülemeyecek derecede çok güzel ve yüksek idi. Küçükleri sevip okşaması, hastaları arayıp sorması, hareketlerindeki ölçülü davranması, herkese tatlı sözlü, güler yüzlü olması, fakirlere ve düşkünlere yardım etmesi, işi her zaman ehline vermesi, aşırılığa ve gösterişe asla yüz vermemesi, herkesin hakkını gözetmek gibi akla gelen her olgun ahlak Muhammedi ahlak idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları yaşantısı ile beraber ümmeti Muhammed'e sahabi efendilerimize örnek olmuşlardı. Ve o sahabi efendilerimiz almış oldukları o güzel ahlaklarla beraber biz müminlere nesilden nesile bir bayrak taşıma misali aktarmışlardı. Hicaz bölgesi Arap Yarımadası emrinin altında olmasına rağmen kuru ekmek parçasıyla karnını doyuracak hatta açlığını gidermek için Hendek Harbi'nde olduğu gibi karnına taş bağlayacak derecede sabır, kendisini öldürmek için saldıran ve yaralayarak en ağır eziyeti yapanların sadece doğru yola gelmelerini isteyecek kadar merhamet, huzurunda titreyen bir ziyaretçiye korkma arkadaş ben Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum buyurarak bir gönül taşıyordu. Kısacası Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla, Tavır ve davranışlarıyla sahabi efendilerimize ve bizlere inanan müminlere, gelecek nesillere en güzel örnek olmuştu. Kur'an-ı Kerim'i yaşayan, Kur'an-ı Kerim'i yaşatmaya çalışan ve sünneti seniyyesi ile beraber bizlere örnek olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem halen bizlerin içindedir, arasındadır ve onun ahlakı ile beraber bütün müminlerin gönüllerindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam etmeyi unutmayalım. İhmal etmeyelim. Allah Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri o şan yüce nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Bismillah. İnna Allah ve melaiketehu yusallun alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu ve Melaike Kiram Efendilerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi sena ederler, överler, ona salat ederler. Ey iman edenler sizler de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ediniz buyururlar Rabbimiz Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin ruhi şerifleri için yarın ruzi mahşerde havzi kevserinde toplanabilmek için elinden kana kana içebilmek için hanesinde sofrasında firdevs alasında buluşmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel ahlakı olan Kur'an ahlakıyla mütehellik olabilmemiz için Allah rızası için El Fatiha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini umarak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını Rabbimizden temenni ederek ve çocuklarımıza, evlatlarımıza eddi bu evladakum ala salasi hisalin hadisi şerifinin sırrınca Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını çocuklarımıza anlatarak, aktararak Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza öğreterek ve onlara huylarını, e, huylarına, karakterlerine, yapıtlarına Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti seniyyesini yaşantısıyla sokarak ve o yaşantı ile beraber hemhal ederek hayat geçirmeyi yüce yaradanımızdan niyaz ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki Siyer-i Nebi dersinde görüşmek ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.